Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bülbül Öğretmen Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size ondalık gösterimler konusunu anlatacağım. Aslında konuya bir giriş yapacağız. Ondalık gösterimleri tanıyacağız. Nasıl yazılıyor? Sonra nasıl okunuyor? Ayrıca basamak adları ve basamak değerleri ve çözümleme göstereceğim. Tabii ondalık gösterimler konusu uzun bir konu. Diğer aşamalarını da başka videolara bırakacağız. Şimdi paydası 10, 100 ve 1000 olan kesirlerin virgül kullanarak yan yana yazılması. Ya öğretmenim peki paydası 10, 100 ve 1000 değilse onu da ikinci kağıtta göstereceğim. Önce bir şunları öğrenelim bakalım. Şimdi bakın burada 4 bölü 10 kesri var. Biz bunu yan yana virgülle yazabiliyoruz. Nasıl? Şöyle. Şimdi başında tam sayı var mı? Yok. O zaman şöyle diyoruz. 0 tam, 0 virgül yani. Onda dediği için bakın onda bir tane sıfır var değil mi? O zaman burada bir kişi gerekiyor. Peki buna kimi koyuyoruz? Tabii ki şu yukarıdaki 4'ü koyuyoruz. Yani şöyle yazıyoruz ve okurken de 0 tam onda 4 diyoruz. Ben hep bunların başına 0 tam yapmışım. Şuna bir 4 tam yapayım mesela. Bazılarını tam sayılı yapalım yani. Mesela şunu da 2 tam yapalım. Hep aynı tarzda olmasın. Neyse tekrar başa dönüyorum. 0 tam onda 4 diye okuyoruz ve yazarken de böyle yazacağız. Yani 0 tam hatta yazayım. 0 tam onda 4. Diğerini yazalım. Şimdi burada ne var? %12 değil mi? Bunu da şöyle yazıyoruz. Yine başında tam sayı yok. 0 tam diyorum virgül. Yüzde bakın iki tane 0 var değil mi? O zaman virgülden sonraki bölümde 2 0 olacak. Yani şey 2 0 diyorum. 2 basamak olacak. Peki bu 2 basamağı kimi yazıyoruz? 12'yi yazıyoruz. Yani 0 tam %12 demek bu okunuşu, yazılışı da. Yazılışını şimdi yazmayacağım. Yani okunuşunu söyledim. Öyle yazılıyor yani. Çok uzun sürmesin. Şimdi şunu yapalım bakın. Bu kez başına tam koydum değil mi? Tam sayı var. Yani 4 tam %6'yı göstereceğiz. 4 tam diyelim. Virgül koydum. Şimdi %6 yine 2 basamak gerekiyor değil mi? Yüzde 2 tane 0 var. Ama bakın yukarıda bir kişi var. 6 var sadece. O zaman ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir tane 0 koyacağız ve sonra 6'yı yazacağız. Yine burasının virgülden sonraki kısmın 2 kişi olmasını sağlayacağız yani. Ben sadece 6'yı buraya koysaydım bir kişi olsaydı 4 tam onda 6 olurdu. Ama böyle bakın ne oldu? 4 tam %6. Yüzde olduğunu buradaki 2 basamak olduğu için anlıyorum. Peki şunu gösterelim. 0 tam diyoruz. Tam sayı yok. 1000'de 162. Yani 1000'de olduğunda 3 tane 0 var ya o zaman 3 basamak gerekiyor buraya. Şöyle ayırayım da karışmasın. 162'de zaten 3 kişi var. İşte oldu. Bakın okuyalım. 0 tam 1000'de 162. Bunu yazalım. 2 tam yaptırmıştım değil mi? 2 tam 2 virgül. 3 basamak gerekiyor yine. 3 tane nokta koyup da göstereyim. Bakın 17 2 kişiden oluşuyor. Yani bir tane bir kişi daha eklemem lazım. Yani kendim şuraya bir 0 koymalıyım. Sonra 17 yazmalıyım. Ve okurken de 2 tam 1000'de 17 diye okunur. Şunu gösterelim. Bakın 0 tam herhangi bir tam sayı yok. 0 tam 1000'de 8. Yine 3 kişi yapmam lazım. Yani 0 0 8 yazmalıyım. Ve okurken de 0 tam 1000'de 8 diye okumalıyım. Şimdi buraya önceden bir ondalık gösterim yazdım. Bunu şunun için yazdım. Şu kısma tam kısım deniyor. Tam kısım. Şuraya ise kesir kısmı. Yani ondalık kısım. Ondalık kısım diyoruz. Şimdi birazdan bunların basamak adlarını ve basamak değerlerini de göstereceğim de. Şimdi şu konuya bir bakalım. Paydası 10, 100 ve 1000 değilse ne yapacağız? Yani şöyle kesirler karşımıza gelirse o zaman ne yapacağız? Sadeleştirme ve genişletme yöntemiyle bu şekilde genişletme ve sadeleştirme yaparak paydasını 10, 100 ve 1000 haline kendimiz getireceğiz. Şimdi 5'i ben ne yapabilirim? 10 yapabilir miyim? Yaparım. Kiminle genişletmeliyim? 2 ile. Yani burada bazen öğrenciler hep sık sık videolarımda söylüyorum. Öğretmenim diyorlar genişleteceğim rakamı ben nereden bulayım? Arkadaşım yani sen bunu 10 yapmak istiyorsun. 5'i 10 nasıl yaparsın? 2 ile çarpman lazım. Bu 2'yi sen bulacaksın yani. Öğretmen bunu sana vermez. Genişleteceğin sayıyı kendin düşüneceksin. Zihinden bulacaksın. 2 kere 2 çarpı 5 10 oldu. Genişletiyorum. 2 çarpı 3 6. Yani ne oldu? 10'da 6. Şimdi yazabilirim artık.
0 tam 10'da 6. İşte bu. Peki şunu ne yapacağım? 50 var değil mi? Ben bunu 5'e bölsem 10 oluyor ama yukarıdaki 11'i bölemiyorum. Sadeleştiremiyorum. O zaman genişletirim. Ne yaparım? 100 yaparım. 50'yi 100 yapmak için 2 ile çarpmam gerekiyor. 2 çarpı 50 100 oldu. 2 çarpı 11 22 oldu. Ve ben bunu şimdi yan yana yazarım. 0 virgül yani 0 tam %22. İşte bu kadar. Geldik buraya. 1 bölü 4. Şimdi ben bunu 4'ü 10 yapamıyorum çarpma yoluyla. O zaman 100 yaparım. Peki 100 nasıl yaparım? 25 ile genişletmem lazım. 4 tane 25'in 100 ettiğini biliyorum. O zaman 25 çarpı 4 100 oldu. Yukarısı 25 çarpı 1 25 oldu. Ve şimdi ben bu 1 bölü 4'ü şöyle gösteriyorum. 0 tam %25 olarak gösteriyorum. 6 bölü 20. 20'yi 100 nasıl yaparım? 5 ile çarpmam lazım. 5 kere 20 100 oluyor. Ya da biz bunu genişletme değil de sadeleştirme ile bulalım. Değişik yapalım. Hep genişletme, genişletme. Şunu iptal ediyorum. Bölme yapalım. Önce küçültelim. Mesela bunu 2'ye bölelim. Bunu da 2'ye bölelim. Her zaman genişletme değil. Bazen sadeleştirme de yapabiliriz yani. Uygunsa tabii rakamlar sayılar. 6 bölü 2 ne oldu? 3 oldu değil mi? 20 bölü 2 de 10 oldu. Bakın 10'da 3. O zaman ben bunu 0 tam 10'da 3 olarak yazarım. Şimdi 40'ı ne yapabilirim? 100 yapamıyorum. Genişletme değil sadeleştirme yaparım. Mesela ben bunu 4'e böldüğümde 10 oluyor değil mi? Bunu da 4'e bölebiliyorum. İkisini de böldüm 10 oldu. Burası da 2 oldu. Yani 0 tam 10'da 2. Şunu yapalım. Bakın biz bu 75'i 10 yapamıyoruz. 100 de yapamıyoruz. O zaman iki işlem yapabiliriz. Önce küçültüp, önce biraz sadeleştirip sonra genişletme yapabiliriz. Bak iki adımda yapalım bu kez. Ne yapalım şimdi? Biz bunu küçültelim. 15'i kendisine bölebilir miyim? Bölerim. 75 de 15'e bölünüyor. 15 bölü 15 1 oldu. 75 bölü 15 5 oldu. Önce küçülttüm, sadeleştirdim. Şimdi 2 ile çarparım, genişletirim. 2 ile genişlettiğim zaman 2 kere 5 10 oldu. 2 kere 1 2 oldu. Yani 10'da 2. Demek ki bu 0 tam 10'da 2 olarak gösterebilirim. Hep basit kesir gösterdim. Bir de bileşik kesir yazayım. Onu alıştırmaları hazırlarken unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Mesela diyelim ki 48 bölü 5. Bileşik kesir değil mi? Peki bunu nasıl göstereceğim? Şöyle göstereceğim. Yine bakın paydasını 10 yapacağım. Yani 2 ile genişleteceğim. 2 kere 5 10. 2 kere 48 96. Yani 96 bölü 10. Şimdi burada iki yöntem var. İkisini de göstereceğim size. İlk önce tam sayılı yapabilirim. Yani 96 bölü 10'u tam olarak gösterebilirim. 96'yı 10'a böldüğümüz zaman şurada yapayım. 9 kere 10 90. 6 kaldı. Yani ne yapıyor bu kesir? 9 tam şuradaki kesir. 9 tam 10'da 6 yapıyor değil mi? Şimdi ben bunu yan yana yazabilirim. 9 tam 10'da 6. Bakın ondalık gösterim olarak gösterdim. Bölme yapmadan da bulabilirsiniz. Şimdi 96 bölü 10'u kısa yoldan hemen uygulayabilirsiniz. İlk önce şunu söyleyeyim. Buradaki 96 değil de 90 olsaydı. Yani 90'ı biz 10'a nasıl bölerdik? 90 bölü 10 dediğimizde 90'ın bir sıfırını silerdik ve bölmüş oluyorsun değil mi? Ya da başka bir örnek. 870 bölü 10. Bir sayıyı 10 ile bölmek istiyorsan sonda sıfır varsa bir sıfırı siliyorsun. Cevap 87 oluyor yani. Ama burada bizim kesrimizde şurada 96 var. 96'yı bir sıfır sileceğim de sıfır yok. 96 bölü 10. Yani ben bunu şöyle göstereyim. 96 bölü 10. İyi de hocam öğretmenim burada sıfır yok. Yoksa sevgili öğrenciler silmiyoruz. Ayırıyoruz yani böyle bir tanesini. Bir virgül. Yani virgülle şuradakini ayırıyoruz yani. Yani ne oluyor? 9,6 oluyor işte. Aynısı bakın. Yani böyle bölme uğraşmanıza gerek yok. 96 bölü 10'u gördün mü? Tamam. Yaz bunu. Yanına bu 6'yı yani şurayı 0 olacak. 0 olduğunda sileceğimiz bölümü 0 olmadığı için silemediğimiz için buraya virgülle ayırıyorsun. 9,6. 9 tam 10'da 6 oluyor yani. Yani böyle bir sürü uğraşmayın demek istiyorum. Böyle tam sayılıya çevireceğiz. Sonra böyle yapacağız. Ama isterseniz uğraşın yani ne diyeyim. Kısa yolunu da göstereyim de ben her iki yöntemi. Şimdi geldik basamak adları ve basamak değerleri. Şimdi
Normal doğal sayıların basamak adlarını biliyorsunuz. Bakın 183 tam, 1000'de 245 bir ondalık gösterim var burada. Şimdi bu birin adı neydi? Yüzler basamağı değil mi? Doğal sayılardan biliyorsunuz. 8'in adı neydi? Yani basamağın adı onlar basamağı. 3'ün ismi birler basamağı. Şimdi virgülden sonraki kısma bakalım. Virgülden sonraki ilk kişi, yani şu 2'nin olduğu yere biz basamak adı olarak onda birler diyoruz. Bunun adı, basamak adı bu. Onda birler basamağı. 4, virgülden sonraki ikinci kişi, buna da yüzde birler diyoruz. Ve virgülden sonraki üçüncü kişi, yani 5'in olduğu yerde binde birler basamağı. İsimleri bunlar. Peki bunların basamak değerlerini nasıl yazacağız? Şöyle ayırayım, ayrıyeten bir daha göstereyim. Aynı sayı üzerinden gidelim. Aynı ondalık gösterim üzerinden. Şimdi birin değeri 100. Yani doğal sayılardan biliyorsunuz. Bir tane yüzlük var yani. 8 tane onluk ne yapıyor? 80 bunun değeri. 3'ün değeri 3 tane birlik 3. Şimdi virgüllü kısımdaki rakamları iki farklı şekilde gösterebiliyoruz. 2'yi şöyle yazabilirsiniz. 0 tam 10'da 2. Bunun basamak değeri bu. Ya da isterseniz şöyle de gösterebilirsiniz. 10'da 2. Yani her iki gösterim de doğru. X'ini de kullanabilirsiniz. X'ini de öğretmeniniz doğru olarak kabul eder. 4'ü gösterelim. 4'ü nasıl gösteriyoruz? 0 tam %4 olarak yazabilirsiniz. Bu şekilde. Bu birinci gösterim. Bir de farklı olarak şöyle yapabilirsiniz. %4. İşte bu. Bu kesir şeklinde gösterim. Bu da bu şekilde. Neyi gösteriyoruz biz bu arada? Basamak değerlerini yazıyoruz. 5'i de yapalım. 5'i şöyle yapabilirsiniz. 0 tam 1000'de 5. Ya da 1000'de 5. Böyle yazabilirsiniz. İşte. Şimdi çözümleme yapalım. Sonra da çözümlenmiş olanları göstermek nasıl oluyor? İlk önce çözümleyelim. Bakın 24 tam %48. En büyük basamaktan başlıyoruz. Yani 2'nin olduğu yerden. 2 tane onluk 20 ediyor değil mi? Artı 4 tane birlik 4. Artı virgülden sonraki ilk basamak 4 var değil mi? Onu böyle 0 tam 10'da 4 olarak yazıyoruz. Ya da az önceki gibi normal kesir olarak da yapabilirsiniz. Şimdi kesir olarak gösterimi de yapacağım zaten. Bunu yan yana yapalım hepsini. 8'i de şöyle gösteriyoruz. 0 tam %8. İşte çözümleme bu. Şunu yapalım. 5 tane birlik 5 ediyor. Artı bunu yazmanıza gerek yok yani 0. Çünkü herhangi bir değeri yok. 0'ın değeri gene 0. İsterseniz yazabilirsiniz. Önemli değil. Gerek yok. 2'yi gösterelim. Bu kez de böyle yan yana değil de kesir halinde göstereyim. Şöyle böyle çözümleme de yapabilirsiniz. Yani %2. Diğeri 1000'de 4. 1000'de 4. Şöyle yazalım. Şunu da gösterelim. Bakın 0 tam yok. Yazmanıza gerek yok. Bunu da yazmanıza gerek yok. Şu 7'den başlayabilirsiniz. Sıfırları burada çözümleme yaparken hiç yazmanıza gerek yok. 7 nasıl yazılıyor? Yani nerede? %1'ler basamağında. O zaman 0 tam %7 artı 0 tam 1000'de 6. Çözümleme bu kadar. Peki çözümlenmiş halde verilince nasıl göstereceğiz? Yine en baştan başlayacağız. Bakın 30 ve 5 var. Yani 35 tam var. Virgül. 10'da 1'ler basamağında 2'yi görüyorum. %1'lerde 6 var. 1000'de 1'lerde 9 var. Tamam. Şuna bakalım. 10 ve 8. Yani 18. Tamam. 10'da 1'ler basamağında 1 var. Burada %1'lerde 4 var. 1000'de 1'ler basamağında 2 var. Yani 18 tam. 1000'de 142. Şu ikisine dikkat edin. Sınavlarda, yazılarda sık sık hata yapıyor öğrenciler. Şöyle bakın. 400 var. Başka doğal sayı olarak yok değil mi? O zaman 400 tam. Yani onlar ve birler basamağı yazmıyor. O zaman 400 sadece. Virgül. 10'da birler basamağında 3 var. Tamam bunu koydum. Sonra hemen öğrenciler şu 8'i görünce 3'ün yanına 8'i koyuyorlar. İşte yanlış. Neden? Çünkü o %1'ler basamağı yazılmamış. Neden yazılmamıştır acaba? Hani ben size ne diyordum yukarıda? Sıfır olduğunda yazmamıza gerek yok diyordum. İşte kitapta karşınıza çıktı. Kitabı yazan kişi buradakini yazmaya gerek duymamış. Ama biz orayı boş bırakamayız. O zaman %1'ler basamağını yazmadıysa 0 koyacağız kendimiz. 1000'de 1'ler basamağına da 8 koyacağız. Yani şöyle yazsaydık yanlıştı. Puan alamayacaktık yani. 3'ü ve 8'i koyduğumuzda bu yanlış.
Bakın 8000'de birler basamağında. Bu hatalı. Sınavda bu şekilde yapmayın yazıldı. Dikkat edin yani. Bakın şurada herhangi bir doğal sayı yok. Yani başında tam kısım yok o zaman. Sıfır tam diyeceğiz. Onda birler basamağında 5 var. Yüzde birler basamağında 2 ve binde birler basamağında 1 var. Yani sıfır tam binde 521'miş. Bu konuyla ilgili çeşitli alıştırmalar ve problemler de çözeceğim ama onu başka bir videoya bırakalım. Dediğim gibi çok uzun olmasın. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.